Evet. Selam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Geldiğin için de tekrar teşekkür ederiz. Kırmadın bizleri. Ne demek? Ne demek? Şöyle ben hemen seni büyütüyorum. Şimdi şöyle bir akışımız var bizim. Kulübümüzün kurucusu Sadi hocamız bir açılış konuşması yapacak. Daha sonra Arif hocamıza bırakacağız sözü. Seninle birlikte bir sohbet edecek. Tabii. Daha sonra Bora hocamız sosyal medya üzerinden gelen soruları sana soracak. En sonunda çocuklarımız yine sana özel olarak sormak istedikleri soruları soracaklar. Bu şekilde söyleşimizi yapacağız. Tamamdır. Ben sadece çocukları duymuyorum. Çocukların mikrofonları şu anda kapalı. Ha, tamam. En son bölümde sormak Dersin herkes isteyenler. dersin bir selam verin arkadaşlar sizler de. Merhaba. Umut abi bir Merhaba. Merhabalar çocuklar. Merhaba. 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 Vay karanım. Evet. Şimdi Saad abi söz hakkını ben sana bırakayım. Evet. Tamamdır abicim. Şimdi Umut abicim öncelikle davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne Bizim demek? için Ne bu demek? süreç çok önemli. Sizin gibi böyle geçmişi yani profesyonel üstünde oynamış oyuncuların gelip çocuklara bilgi vermesi, geçmiş deneyimlerini aktarması çok önemli. Ben Tabii kendi ki. adıma ve kulübüm adına öncelikle teşekkür ederim. O ben teşekkür ederim. Şimdi benim öncelikle çok sağ olsun abi. Öncelikle benim küçük bir sorum olacak. Hem ben de seni tanımak istiyorum açıkçası. Ben Tabii ki. izlemişliğim var seni. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım bu arada. Gençlik Eyvallah. yıllarım sizle geçti. Geçen konuşmamızda biz Samer abi almıştık. Çocukluğum onunla geçmişti. Gençlik yıllarında sizdiniz. Şimdi ben öncelikle şunu merak ediyorum. Çocuklar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Siz üst düzey profesyonel oynadınız. Bu işin eğitim boyutuyla sporculuk boyutunu nasıl idame ettirdiniz? Nasıl zorluklar yaşadınız? Çünkü ben şunu biliyorum. Ben BESÇO mezunuyum. Celal Bayar mezunuyum. Senin jenerasyonuna yakın jenerasyonlardan birlikte okuduğum arkadaşlarım var. Spor akademisinde okumasına rağmen ki Mete Babaoğlu Tuborg'da o zaman Damir Mırçlıç'ın oynadığı jenerasyonda hatırlıyorum. İstanbul'da maçları vardı. İzmir'den otobüsle Mete abi kabul ediyor. Gelip okuldan bizim Celal Bayar'dan oyuncular alıp maça gideceklerdi. Ama bizim kendi okulumuzdaki eğitmenler buna izin vermedi. Dersten çıkmasına izin vermedi. Bu tarz zorluklar yaşandı. Yani siz bunları nasıl görüyorsunuz? Ya da bir şeye seçim yapmak zorunda kaldınız mı? Sporculukla istiyorum açıkçası. Benim ilk sorum bu olacak. Öncelikle şöyle, senin zaten bahsettiğin problemler sadece basketbol değil, genel bence bütün branşları ilgilendiren Türkiye'nin genel bir sorunu. Ben 1998 senesinin en pahalı üçüncü oyuncusuyum. Teknik Üniversite'den Tofaş'a transfer olmuştum 1998'de. Aynı zamanda da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde işletme okuyordum. Aynı anda gitmesi mümkün olmadı. Ben bir de tercih yapmak durumunda kaldım. Doğal olarak basketbola yönlendim. Ama burada maalesef öyle bir sistemsizlik var ki benim dönemimde ve sonradan da çok gördüm. Okulu tercih edenler bir nebze başarılı olup hayatlarını idame ettiriyorlar. Ama basketbolcu olacağım deyip eğitimini bırakanlar maalesef ne basketbolcu olabilen oldu, ne iş hayatında başarılı olabilen oldu. O yüzden burada gerçekten velilere ve insanın kendisine olan güveni çok daha önemli. Kendisini bilmesi önemli, rotasını çizmesi önemli. Çünkü bu şanssız bir iş aynı zamanda. Allah korusun bir bileğin döner, kariyerin biter. O yüzden bu senin bahsettiğin tamamıyla bence Türkiye'nin genel bir problemi. Hani biliyorsun mesela NCAA'de Amerika'da nasıl ders notların iyi olmadan okul takımında oynayamıyorsun kim olursan ol. Hani onlar çok paralel gidiyor birbirine ama maalesef bizim ülkemizde böyle bir durum yok. Ben de basketbolu tercih etmek zorunda kalmıştım. Şunu da hemen ben sormak istiyorum.
Genelde zaten şöyle oluyor. İşte mesela siz şanslı kesimdensin. En azından doğru bir tercih yapmış oldun kendi adına. Ben de katılıyorum. Yani eğitimle şey arasında kalan çok oyuncu oluyor. Ve herkes şanslı olmuyor. Sen şanslı kesimdeydin. Sonraki aşamada şu oluyor anladığım kadarıyla. Sporculuk hayatı bittikten sonra da kimi sporun içerisinde kalıyor. Antrenör olarak, menajer olarak, işte yönetici olarak. Kimisi de başka mesleklere kanalize oluyor. Yani bunun bir yaşı da yok aslında. Yani daha doğrusu şöyle, belli bir yaştan sonra hayatını başka noktada da çizmek zorunda kalıyorsun. Yani böyle bir zorluğu da var bu işin. Tabii ki. Öyle bir zorluğu da var. Ama bu senin dediğin maalesef bizim ülkemizin genel problemi. Buna maalesef hani benim zamanımda da benden önce de şimdi de insanlar maalesef buna bir çözüm üretemiyorlar. Hem hani bir de çocuklar da çok yoruluyor. Hani bilmiyorum şimdiki antrenmandan çıkt, yorgun argın, eve gel, dinleneme doğru düzgün. Hani eminim o çocuklar da öyledir. Bazen yorgunluktan yemek yemiyorlar, yatıyorlar. Sabah kalkıp okula gidiyorlar. Oradan antrenmana gidiyorlar. Koştur koştur. Hani çok büyük bir düzensizlik var. Ben teşekkür ediyorum Umut abicim. Öncelikle tekrar katıldığın için ve soruma da cevap verdiğin için. Rica ederim. Benim adıma beklediğim bir cevap oldu aslında. Çocuklar için çok önemli çünkü bu. Yani biz de onlara bu şekilde yol göstermeye çalışıyoruz. Hayatın gerçeği basketbol değil. Tabii ki değil. Çok önemli. Hani bunları sizden duymaları çok daha önemli. O yüzden teşekkür ederim. Yani ben hatta çocuklara dipnot düşeyim. Bunları her zaman her şeyi en iyi kendiniz hissedersiniz. Hani dışarıdan mutlaka size de fikirlerini söyleyen abileriniz, aileleriniz oluyordur. Ama mutlaka çocuklar hani eğitiminizi ön planda tutun. Çünkü o kadar çok maalesef kötü örnek var ki sırf basketbolcu olacağım diye veya futbolcu olacağım diye eğitimini yarıda bırakıp sonra maalesef basketbolda başarılı olamayıp böyle 20-21 yaşlarında ortada kalan maalesef çok insan var. Onlara dikkat edin. Çok sağ olasın. Ahmet Hocam, söz sizde. Ben şimdi Arif Hoca ile seni baş başa bırakıyorum Umut abi. Tamam. Onunla bir diyalog kuracaksınız. Tamam. Arif Hocam, sen de söz. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Bu davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Biz şimdi zor bir süreçten geçiyoruz malum. Biz de elimizden geldiğince işte söyleşilerle, online antrenmanlarla bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu süreci atlattığımızı varsayarak normal hayatımıza döndüğümüzde bir toparlanma süreci olacak. Ve hedefi olan oyuncuların bu süreci geçmesi daha önemli. Şunu sormak istiyorum. Altyapı döneminizi nasıl geçirdiniz? Yani oyuncularımıza tavsiyeleriniz neler olur bu konuda? Ya öncelikle şunu bir baştan söyleyeyim. Şimdiki çocuklarla bizim dönemdeki olanaklar çok farklı. Hani şimdiki çocuklar böyle sizin gibi çok böyle değerli antrenörlerle çalışıyorlar. Güzel diyaloglar içindeler. Şimdi bizim zamanımızda pek böyle şeyler yoktu. Hani biz bir toplu antrenman yapardık çocuklar. Topu görseniz yani gerçekten bu ne deyip alay ederdiniz yani. Öyle o parkeleri falan görseydiniz. Şimdikler sizler çok şanslısınız. Hani bir sürü önünüzde böyle imkanlar var. Bir sürü salonlar var. Güzel imkanlar var. Bir sürü maç izleyebiliyorsunuz. Bunları mutlaka kıymetini bilin. Bol bol maç izleyin. Hatta size tavsiyem, siz bu yaşlarda hepiniz böyle bir NBA meraklısı olursunuz. Hani size bir abi tavsiyesi olarak Euroleague'i seyredin. İnanın gerçek basketbol orada oynanıyor. Hani o sertlik orada. O basketbol temel fundamentalı orada. Bol bol maç izleyin, bol bol tekrar yapın. Beslenmeniz çok önemli. Hani bunlar böyle size çok klişe şeyler gibi geliyor ama gerçekten bu işin olmazsa olmazı dinlenme ve beslenmedir. Bunları yapmadıktan sonra dünyanın en yetenekli oyuncusu olsanız da bir yere hani gelemezsiniz. Hatta şöyle bir örnek, işte mesela Ronaldo 35 yaşında, ben geçen gün bir şey okudum inanamadım. Adamın uyku antrenörü varmış. İlk defa duydum abi, adamın uyku antrenörü varmış. O yüzden mutlaka bunlara çok dikkat edin. Teşekkür ederim hocam. Peki şöyle bir soru sorabilir miyim? Biz geçen hafta Tamer abiyle konuştuğumuzda bize şunu demişti. Basketbolu isteyerek başlamamış aslında. Yani
orada işte boyun uzun gel gibisinden bir durum olmuş. Siz de isteyerek mi başlamışsınız yoksa boy avantajından dolayı bir teklif mi oldu? Benim de aynı Tamer abi gibi. Ben Tamer abiyi çok severim zaten. Sık sık görüşürüz. Benim de aynı oldu. Ben de hiç istemiyordum açıkçası basketbol oynamak. Ben de futbol peşinde koşuyordum. Fenerbahçe Spor Okulu'na yazılmıştım böyle 11 yaşlarından. O zaman demişlerdi senin boyun çok uzun. Senden futbolcu olmaz falan diye işte. Çok üzülmüştüm. Daha sonra Enka'ya gittim. Burada İstanbul'da bilmiyorum. Enka Spor Kulübü var. 93 senesinde oraya başladım. Sonra beni uzun yıllar menajerliğimi yapan Atil Emrullah var. Atikot camianın hani en iyi menajeridir. O tesadüf onunla tanışıp beni Teknik Üniversitesi'ye başlatıp öyle basketbol macera biraz tesadüf, biraz böyle isteksiz bir şekilde başladı. İyi ki de başlamış. Sağ olun hocam. Şunu sormak istiyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz öncelikle? Oradan. Vallahi ben Fenerbahçe'yim doğma büyüme. Ama Galatasaray'da da oynadım. Orayı soracaktım. Şimdi genelde küçük yaşlarda işte veya fanatizm işin içine girdiği zaman işte ben Fenerliyim, Fener'den başka bir yerde oynamam veya Galatasaraylıyım, oynamam gibi bir durum oluyor. Bunun profesyonellikte durumu nasıl oluyor? Yani öyle bir durum nasıl oluştu? Nasıl bir hissiyat uyandırdı sizde? Vallahi şöyle size çok açık konuşayım. Bir kere o tamamen böyle beylik bir laftır. Orada oynamam. Yani profesyonel hayatta her yerde oynarsın. Bu çok radikal bir şey yani. Her yerde oynarsın. Hani ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'de oynarken de en iyi sezonlarımdan birine geçirdim. Ama o sezon sonunda Aziz Yıldırım benimle gelip direkt kontrat yapmak istemişti. O zaman da bütçeler düşüktü. Ülker'den Euroleague yani teklif gelmişti. O da kariyerinin en yüksek kontratıydı. Ben de Ülker Euroleague'i tercih etmiştim. Sonra da işte Ülker kapattı. O dönem işte Cafe Crown oldu hatırlarsınız. Kola Turk oldu. Bizi böyle dağıttı. Ben de Galatasaray'a transfer oldum. Ve hani Galatasaray'da da oynadım. Hani o formayı giydiğim zaman da hani Fenerbahçe hatta geçen Instagram hesabımda bir tane Fenerbahçe'ye smaç yaptım. Şey paylaştım. Sonuçta o işiniz. Hani ekmek paranız. Saygı duymanız lazım. Hani şartları ne getireceği belli olmuyor. Hani o yüzden öyle çok büyük konuşmak bence çok sağlıklı değil. Ama gönlüm her zaman Fenerbahçe'den yani Galatasaray'ın da ekmeğini yedik tabii. Sağ olun hocam. Peki zor zamanlar dediniz. Yani böyle bir süreçte atıyorum kadro dışı kaldınız belki olmuştur belki olmamıştır bilmiyorum. Veya uzun bir sakatlık sonrası. Zor durumlarda kendinizi nasıl dönüşe hazırladınız? Valla önce ben kariyerimde iki tane çok büyük sakatlık geçirdim. İkisi de ayak bileği. Hele bir tanesi çok ağırdı. O Ülker'deydi. Hani belki Ülker'de olmasa, başka bir takımda olsa belki o Euroleague takımlarına devam ederdim ama şimdi Ülker gibi uzun rotasyonunun çok üst düzey olduğu bir kulüpte 4-5 ay sakatlık geçirip dönmek zor. Bir kere mutlaka orada şöyle o dönemi geçirmiştim. İlk başta çok moralim bozulmuştu. Ama bir türlü önce kendinizi mental hazırlamanız lazım. Ben hep buna inanırım. Çocuklara da bunu söylüyorum. Her şey bir kere beyinde başlıyor. Maça çıkmadan önce, sahada, maçtan sonra mental olarak kendinizi hazırlamanız lazım. Ben mental olarak kendimi hazırladım. Bugünlerin geçeceğini inandım. Sonra ameliyatım oldum. Fizik tedavimi oldum. Beslenmeme dikkat ettim. Tekrar döndüm. Peki şöyle bir soru daha sorayım. Şimdi demin ilk başta konuştuğumuzda oynadığınız, başladığınız dönemle şu anki dönemin farklı olduğundan bahsettik. Tabii. Aslında bana kalırsa şu an birçok şeye ulaşabiliyor olmamız bizim biraz daha belki rahat olmamızı sağlıyor veya biraz daha kendimize hedef belirleyemiyoruz belki de. Şu anki kendimizi nasıl motive etmeliyiz? Hocam sesin kesildi şu ankiden sonra. Şu anki jenerasyonu nasıl motive edebiliriz? Yani hedef koymalarını nasıl sağlayabiliriz? Vallahi şu anki hedef hani zaten çocuklar bir sürü şeyleri duyuyorlardır. Bir kere şu anda benim zamanımda çok fazla şey yoktu ama şimdi biliyorsun sen de işte teknoloji olsun, YouTube olsun, o bu olsun. Çocukların konsantrasyonu dağıtmak çok kolay. Ama dediğim gibi her şey kafada biter. Eğer arkadaşlar, gençler basketbolcu olmak istiyorlarsa fedakarlık yapacaklar. Hani mesela şundan örnek vereyim anlayacaklar. Şu anda hepsi mesela Cedi Osman'ı
hayranlıkla izliyorlardır. Şimdi Cedi'yi ben çok severim. Benim kardeşim gibidir Cedi. Ama Cedi onların yaşındayken 7-8 sene ayağını suya sokmadı. Fedakarlıklar yaptı, çok çalıştı. Şimdideki geldiği yerde, ortamda. Eğer başarılı olmak istiyorlarsa, hani mutlaka kendi motivasyonlarını kendileri yaratacaklar. Mutlaka ne istediklerini kendileri karar verecek. Nasıl bir hayat? Hani atıyorum, arkadaşları gezerken oturup evde atıyorum belki zayıfsan 15 tane şınav çek, sana bir faydası olur. Veya 20 tane mekik çek. Hani anlatabiliyor muyum? Bunun gibi mutlaka artık insanların kendini motive etmesi lazım. Çünkü dünya artık çok global bir hal aldı. Çünkü artık yabancı sınırı da çok arttı. Hani bilmiyorum, çocuklar da biliyordur artık. Türkiye Ligi'nde bile 5 yabancı ile başlıyorsun. Hani o yüzden hani bir laf vardır ya, ekmek aslanın ağzında. Artık midesinde, hatta kuyruğunda yani. Çünkü benim zamanımda mesela çok şanslıydık. Bizde 2 yabancı vardı. Biz rahat rahat hani oynuyorduk. Ama şimdiki bu çocukların mutlaka kendilerine iyi bakıp rotalarını bu yaşta çizip hani ne istediklerine karar vermeleri lazım. Anladım hocam, sağ olun. Kariyerinizde unutamadığınız sezon var mı? Yani bu sezon gerçekten performansım iyiydi ve var, şu an... Var tabii. Var. Çok var aslında ama tabii şu anda benim için en özel. Ben bile bunu kaçırdım. 2007-2008'de Konya'da oynarken şu anda hala maç başına sayıda en skorer Türk benmişim. Onu öğrendim. Geçen gün Beansports haberim yoktu. Maç başına ortalamada 16.9 sayı ortalamamla hala bir Türk yakalayamamış benim yakaladığım ortalamaları. O yüzden o sezon benim için çok şeydir. 16.9 çok ciddi bir sayı ortalamasıdır birincilikte. Onun dışında da Fenerbahçe'de geçirdiğim sezon, Galatasaray'da geçirdiğim sezon, Telekom'da geçirdiğim sezon, hani Oyakreno'da geçirdiğim sezonlar, hani hepsinin ayrı ayrı güzel hikayeleri var. Şöyle bir araya girmek istiyorum ben. O sezon 32,5 dakika süren olmuş abi, 16.32 sayı, 7.3 rebound, 0.9 asist ortalamalarıyla oynamışsın o sezonda, 25 maçta. Ve 2007-2008 sezonundan beri Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk 10'da Türk bir oyuncu bulunmamış sayı kategorisinde. Hı hı, evet. Böyle bir bilgilendirme yapayım araya girerek. Evet evet, ben de onu daha yeni öğrendim. Arif hocam sende söz. Peki takım arkadaşlarınız arasında özel olarak gördüğünüz, çok iyi anlaştığınızı düşündüğünüz oyuncular mutlaka olmuştur da yani çok. Anlatma şansınız var mıdır? Tabii. Ya mesela ben Ülker'de oynarken Kerem Tunçer benim zaten çok yakın arkadaşım. Kerem'le kalıp ekstra antrenmanlar yapıyorduk. O zaman mesela şu an hani baktığın zaman Kerem Tunçer de bence sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi gardlarından biri ki bunu ispatladı yani. Real Madrid'de 2 sene çok iyi sezon geçirdi. Onunla kalıp ekstra şutlar atardık, antrenmanlar yapardık. Keza Kerem Gönlüm'le öyle. Karşıyaka'da Rashad Griffith. Tabii çocuklar hatırlamaz Rashad Griffith'i ama siz hatırlarsınız tabii. Ya şimdiki pivotları çocuklar tavuk kanadı gibi yer yani. Onunla böyle güzel birebir antrenmanlarım oluyordu. Bir sürü değerli güzel arkadaşlıklarım oldu hepsiyle. Hala görüşüyoruz. Peki rekabet açısından, takım arkadaşıyla rekabet açısından çok zorlandım. İşte ve onunla oynamak daha keyifli oldu diğer oyunculara göre dediğiniz. Benim aynı pozisyonda oynadım mı sordun? Yani matchup olarak da olabilir veya herhangi bir rakip olarak da. Yani sahada mesela bazen deniyor ya, oyunda seyretmeyi tercih ederim oynamak yerine falan. Bu birincisi bir Mirsad Türkcan. Bunun birinci şeyi. Gerçekten Mirsad'la uğraşmak çok zordu. Çünkü ayakları çok çabuktu ve çok... Yani böyle bence bir daha öyle kolay kolay reboundçu gelmez. Ermal Kuço çok sert bir pivottu. Hani belki siz de hatırlamayabilirsiniz. Çok yaşlarınız bilmediğim için bir Çurçiç vardı Tuborg'da mesela. Hani onlarla falan oynamak gerçekten çok zordu. Kerem Gönlüm keza öyle. Hani benim çünkü ayaklarım çok çabuk değildi. Ben genelde ayakları çabuk olan oyunculara zorlanırdım. Onlarla oynamak çok zordu. Sağ olun hocam. Ben şimdi Bora hocama bırakayım sözü. O devam etsin. Teşekkür ederim sorularımı cevapladığınız için. Rica ederim. Mutlu abi hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk.
Şöyle, ben Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden gelen soruları size yöneteceğim. Biraz daha soru cevap şeklinde gelecek burası. Öncelikle şöyle bir soruya başlayalım. Basketbol yaşantınız boyunca aileniz spor hayatında yaşadığınız problemlerde veya iyi durumlarda nasıl bir pozisyon aldı? Nasıl bir yerde durdu sizin için? Ya şöyle, ben o konuda çok şanslıyım. Benim babam zaten 6. dan aikidocusu olduğu için, sporun içinden geldiği için ben o konuda gerçekten çok şanslıydım. Her zaman benim hani yanımda oldular, beslenmeme çok dikkat ettiler. O konuda ben çok şanslı oldum. Aile, ben ama sorunuza genel cevap vereyim. Aile çok önemli bu işin içinde. Hani ailelerin çocuklara pozitif yönde destek olması. Ama şöyle bir eleştirim var. Benim bir pandemiden önce bir maça gittim, İstanbul altyapı. Ya ben bazı velileri gördüm. Ya inanamadım. Hani herkesin oğlu Hidayet gibi yetenekli. Bir tribünlerde kavga. Yani aile sadece destek değil, bu anlamda da biraz çok da duyuyorum sağdan soldan. Çocukların üzerindeki bu baskılar, kızmalar, etmeler, çocuklara gereğinden fazla anlam yüklemeler. Öncelikle hani bu bizi dinleyen kardeşlerimizin önce bunun bir oyun, bir spor olduğunu öğretmek, aşılamak lazım. Hani hemen sahaya çık, vur, kır, kazan, en iyi ol, git Efes'e, Fener'e gibi değil de öncelikle sporun ruhunu bir aşılamak lazım diye düşünüyorum. Ve maalesef son dönemde duyduğumuz bu aile şekilleri de biraz sıkıntılıymış. Eminim siz de, hani sizi çok tanımıyorum, şimdi tanıştık, iyi ki de tanıştık. Ama siz de, bence aldığım enerji sizden, çocuklara da bu konuda siz mental olarak da çok yardımcı olan insanlara, antrenörlere benziyorsunuz. Çok çok sağ olun. İnşallah daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Yani, ikinci bir sorum da, daha bir sürü sorum var aslında baktığımız zaman. Sizin Umut Yenice yapan antrenör hangisidir sizce? Ve çalıştığınız antrenör arasında çalışmaktan keyif aldığınız en iyi antrenörü siz kim olarak belirleyebilirsiniz? Burada bir isim verebilir misiniz? Vallahi çok değerli hani antrenörlerle çalıştım ama benim için Nihat İliç yeri ayrıdır. Hani Nihat abinin bana vermiş olduğu güven. Çünkü Nihat abi, bilmiyorum hani tanıyor musunuz? Milli takımın her kategorisinde, hani bizim 79 efsane jenerasyon denilen jenerasyondan beri milli takımların başında olan bir antrenör. Çok değerli antrenörlerle çalıştım. Hani bunda Ergin Ataman olsun. Hani mesela Ergin Ataman dışarıdan insanlara çok antipatik gelir, hareketleri falan. Ama Ergin Ataman'a iş yaptığınız zaman dünyanın en sakin, en cool antrenörüdür Ergin Ataman. Onun dışında Telekom'da Ercüment Sunter vardı. Ercüment abi de keza öyle. Çok hani değerli antrenörlerle çalıştık ama en zorlayıcısı milli takım zamanında Tanyevic'ti. Yani gerçekten o zaman hepimiz bir basketbolu bırakmayı düşündük yani. O zaman işte ben Fenerbahçe'den hani ülkeye gidiyorum. Bir sürü A milli oyuncular falan var. Hani herkes kariyerinin zirvesinde işte. Ama yani Tanyevic gerçekten inanılmazdı. Hani dizlerinin bağı çözüldüğü lafının tam karşılığı oydu. Ama dediğimiz gibi bütün antrenörler hani zaten birine bir şey öğretmek çok kutsal bir şeydir bence. Bütün antrenörler çok değerlidir benim için. Evet, çok sağ olun. Bu arada şöyle bir sorum daha gelecek bundan sonra. Oyunculuk yaşantınızdan sonra antrenörlük yaptınız mı veya yapmayı düşündünüz mü? Ya şöyle, açıkçası ben hiçbir zaman, ya hani dedim ya sohbetimizin başında, bir insan kendisini bilmeli. Ben basketbol çok üst düzey bildiğimi biliyorum. Bu konuda mütevazilik yapamam ama benim yapımda antrenörlük yok. Çünkü bizim camia şimdi baktığında zor bir camia. Hani siz İzmir'desiniz, biraz daha böyle izole bir şekilde işlerinizi yapıyorsunuz. Hani basketbol camiası o kadar şey bir camia değil maalesef. Ve ben de çok antrenör olmak istemedim açıkçası. Hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı. Eğer iyi bir proje olsaydı altyapı antrenörü olmak isterdim. Hani çocuklar, o A takım seviyesindeki savaşlar, o A takım seviyesindeki işte kulisler, dedikodular, onlar değil. Onun yerine bir menajerlik, bir Beşiktaş'tan bir menajerlik teklifi gelmişti bana. O zaman bir ben kendi özel işlerimden dolayı gidemedim. Onun dışında ben şu anda basketbolla ilgili radyoda, televizyonda yorumculuk yapıyorum. Çok da keyif alıyorum.
Çok güzel. Şöyle sporculuk kariyerinize geri dönelim o zaman tekrardan. Kariyerinizde en farklı mağlup olduğunuz maç hangisi hatırladınız ve bu maç sonrasında yaptığınız herhangi bir önlem, herhangi bir ekstra antrenman, ekstra çalışma, ekstra bir başka bir mental bir düşünce, bununla alakalı herhangi bir önlem aldınız mı? O ya şöyle çok var yani, hani şimdi çok farklı yendiğimiz de var, çok farklı kaybettiğimiz de var. Ama ben hep şuna bakardım mesela kendi adıma, hani bir takımla şimdi atıyorum, şimdi şöyle örnek vereyim, şimdi bir atıyorum bir Afyon Belediye Birincilik'te bugün bir Fener'den 40 yiyebilir, o normal bir şey sonuç, ama ben genelde o durumlarda şöyle bakardım, kendi pozisyonunda olan rakibe bakardım, hani o neyi benden iyi yapıyor ki orada oynuyor, o neyi benden iyi yapıyor ki bu kadar benim oynadığım takıma fark atıyor. Ben bunu kendime dert ederim. Çünkü genel şeye baktığın zaman zaten denk takımlar arasında o kadar fark olmuyor. Ben çok fark ettiğim zaman benim yerime orada oynayan oyunculara bakardım. Hani ne yapıyor, ne ediyor diye. Tamam, çok güzel. Şöyle bir sorumuz daha var. Şu anki milli takım hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu soruya ben bir ekstra bir şey eklemek istiyorum. Az önce bahsettiğiniz zamanında İki yabancılı oynuyorduk. Şu an biliyorsunuz ki yabancı sınırı daha yüksek. Bu durumunda milli takımı etkilediğini düşünüyor musunuz? Ya şimdi şöyle, bu çok derin bir konu. Öncelikle ben şeyden çok üzgünüm ya. Yani 80 milyonluk bir ülkede bu kadar hani olanan olduğu bir yerde koskoca Türkiye, ya Shane Larkin'in sırtına binmemesi lazım. Ya şu anda çok acı. Bilmiyorum, izlediğiniz maçları, Hollanda maçını. Şimdi Shane Larkin sakatlansa Hollanda yenemeyeceğiz. Ya böyle bir şey olamaz yani. Hani bak, bu gerçekten benim hani ağrıma gidiyor ve oradaki çocuklar da çok iyi niyetli çocuklar ama ya bence bu değil yani. Hani eğer Shane Larkin olmadığı bir dönemde biz bu Hollanda'yı yenemeyecek hale geliyorsak basketbol olarak, ya gerçekten bu benim çok sıkıntı. Ama ben bu arada da şunu söyleyeyim. Hocam ben şey kesinlikle karşıyım. Artık dünya çok global oldu. Yani artık pasaportun rengine, uyruğa bakmamak lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Bir tane bir radyo programında söylemiştim. Bazı Türk arkadaşlar karşı çıkmış ama ben size şunu soruyorum. Türk yabancı sınırı varken, 3+2 varken kim çıktı isim olarak? Veya milli takım olarak nereye gittik? Hiç cevap yok. Ama yabancı sınırı varken Cedi NBA oldu, Furkan NBA oldu, Sinan, Melih süreleri alıyorlar. Yani bu rekabete artık bu girmemiz lazım ve bence bu şeyler bana çok sığ geliyor hocam artık. Yok yerli, yok yabancı. Artık ya iyi oyuncusundur ya kötü oyuncusundur. Ya iş yapan oyuncusundur ya iş yapamayan oyuncusundur. Bu bizi tamamen bu tartışmalar geriye atıyor ve bu tartışmaları çıkaranlar da hani biz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hep menajerler kendi Türk oyuncular için ama aslında ya ben şuna inanmıyorum. Kısıtlamayla, yasakla bir başarı gelmez. Oynayan çıkar, her yerde oynar diye. Bu düşünüyorum. Bu benim fikrim açıkçası. Evet. Şöyle bir sonraki soru. Ben de orada araya girmek istiyorum. Pardon Borda Hocam. Zaten şöyle bir şey var abi. O yabancı oyuncuyu da getiren menajer. Yani Türkiye'ye gelen yabancı oyuncu ne kadar kaliteli olursa yerli oyuncunun da kalitesi o kadar artacak. Çünkü o oyuncuyla antrenman yapacak. O oyuncuyla maça çıkacak. Şimdi ben kendi ufak yaş grubundaki çocuklara da aynı şeyi söylüyorum. Ne kadar iyi oyuncuyla oynarsan o kadar gelişirsin. Yani bu işin kanunu tabii. Bu. Tabii. O yüzden çok doğru, gelen Amerikalı 5 tane değil, 10 tane Amerikalı gelsin ama oyuncuya bir faydası olsun yani. Ama menajer getiriyor. Yani süre alması gereken Türk oyuncu varken orada getiriyor. Sırf para kazanmak amaçlı. Süre almadan oyuncu Amerikalı burada 3-5 maç kalıyor, gidiyor. Tabii onlar da var. Ya ben şunu demek istedim. Bizim Türk oyuncuların da artık bu challenge'a girmeleri lazım. Hani bu mücadelenin içinde olmaları lazım. Çünkü artık İstesek de istemesek de dünya artık çok küçük oldu. Artık hani tek küçük böyle bir basketbol dünyası var yani. Artık kimse kimsenin pasaport rengine bakmıyor. Hani iyi oynadığın zaman kimse gelip seni kesemez. Ben ona inanırım. Hani işte Cedi kalktı gitti NBA'ye hani baktığınız zaman. Kaç tane oyuncu geldi onun pozisyonuna? Örnek. Hani ben buna inanıyorum ben. Dediğin de çok doğru tabii bu arada. O işin maalesef çok sıkıntılı şeyleri de var. Şimdi burada konuşulacak şeyler değil ama mutlaka onda federasyonun bir çare bulması lazım. O demek istediğini ben anladım senin.
Şöyle, bundan sonraki sorum aslında bununla alakalı biraz da. NBA'de oynayan Türk oyuncular var ve en son günlerde Ömer Faruk Gürseven de gitti biliyorsunuz ki. Evet. Hangi genç oyuncularımız hali hazırda NBA'de oynayabilme potansiyeline sahip sizce? Ve bunun yanı sıra da şöyle bir sorum daha olacak ekstra. Bizim sporcularımız için, küçük yaşlık bizim sporcularımız için Süper Lig ve NBA Euroleague hedeflerini oralara taşıyabilmesi için neler tavsiye edersiniz? Vallahi öncelikle şöyle, ben ilk soruna geleyim. Ben şu anda şöyle bir bakıyorum ben. Ben bu Beşiktaş'taki bu Alperen'i çok beğeniyorum. Alperen. Hani ondan çok hani ümitliyim. Şu anda bir, bence bir tek o şu anda var. Hani potansiyel olarak gidecek. Yani şu anda bir bilmiyorum. Sizin var mı? Benim şu anda öyle çok hani NBA'ye gidecek bir Türk gelmiyor. Sizin oyunculara gelince de hani dediğim gibi bu Süper Lig, Euro Lig, NBA'den önce ya kendileri çocukların ne istediğine karar verecekler. Hani kendi kararlarını verecekler. Hani sonuçta artık hepsi belli bir yaşta. Kendi fikirleri var. Hani olayların ne olduğunu anlayabiliyorlar. Hani kendileri karar verecekler. Hani böyle bir ben sporcu mu olacağım? Şimdi sporcu olmak emek ister. Çok emek ister. Hani öyle ben hem gezeyim, hem takılayım, hem basketbolcu olayım yok. Hani bir rota çizecekler. Fedakar olacaklar. Çok çalışacaklar. Bu çok klişe bir şey ama hiçbir şey çalışmada ne olmuyor. Ve çok rekabetçi bir ortama girecekler. Hani artık baktığın zaman. Hani hem yabancısıyla girecek, hem Türküyle girecek, hem dış etkenlerle girecek. Hani mutlaka böyle savaşmayı öğrenmeleri lazım. Ya da bir iki sene sonra diyecekler ki bu bize ağır geldi. Ben okuluma döneyim. Ama benim onlara abileri olarak vereceğim en büyük tavsiye eğitimlerini hep ön planda tutsunlar ve hiçbir zaman da arada kalmasınlar. Son ana kadar her zaman basketbolu da canı gönülden oynasınlar ama emek versinler. Şöyle Umut abi, son sorum benim. Biraz daha özel bir soru. Basketbolu bırakırken neler hissettiniz diyeceğim. Valla basketbolu bırakırken şöyle ilk başta ben aynı az önceki arkadaşım dediği gibi ben en son basketbol Trabzon'da bıraktım. Şöyle Trabzonspor'da oynarken her şey gidiyor. Sonra biz bir şey duyduk. Biz uzun süre ödeme alamıyorduk. Duyduk ki yabancılar alıyormuş. Hani ya şimdi bu ne kadar haksız bir şey hani baktığın zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Orada emek veriyorsun ama başkaları ödemesi alıyor. Türkler almıyor. O dönemde ben de bedelli askerlik problemi zaten hani bitirmiştim. Bedelli askerliğimi doldurmuştum. Ondan sonra dedim ki tamam hani artık ben sonra bana çok teklif geldi. Ama bir kere mental olarak hani hep aynı şey diyorum. O mental olarak uzaklaşınca bırakma kararı aldım. Bıraktıktan bir buçuk sene sonra bile bana çok kulüplerden teklif geldi. Ama tabii ki oyunculuk o günlerin tadı hiçbir şeyde olmaz. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmet Hocam, çocukların soruları olacak muhtemelen. Evet Bora Hocam. Abi. İlk olarak 2008 takımımızdan Atan'ın bir sorusu var sana. Ata, mikrofonunu açabilirsin. Ata Hocam, Ahmet. Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor Ata. Geliyor. Basketbolcu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Vallahi basketbolcu olmasaydım bilmiyorum ama ben yine böyle belki dışarıdan spor akademisi okuyup yine böyle sporla ilgili bir şey yapardım. Yani ben kendim böyle hiçbir zaman böyle hani bir ofise girip öyle kapanacak bilgisayar başında olacak bir adam görüyorum. Yani yine mutlaka sporla ilgili bir şey yapardım. Öğretmenim ben de aynısını söyleyecektim. Senin sorun aradan çıktı Deniz. 2010 takımından Rüzgar'ın bir sorusu var. Rüzgar'cığım mikrofonunu açabilirsin. Açtım. Tamam, geliyor sesin. Öncelikle iyi akşamlar. Ben Rüzgar Kağıtınoğlu. İyi akşamlar Rüzgar'cığım. Ben size şu soruyu sormak istiyorum. Yani şimdi radyoda yorum yaptığınızı öğrendim ama onun dışında gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Günüm şöyle geçiriyorum. Benim kendi bir tane nakliyat şirketim var. Babamdan kalma. Gün içinde kendi nakliyat ve lojistik işimiz var. Daha onunla ilgileniyorum. Ama onun dışında sürekli sporun içindeyim. Hani onlar tamamen radyo ve televizyon yorumculuğu. Onlar daha çok hobi amaçlı. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Rüzgar. Şimdi
Sanırım tanışıyorsunuz. 2008 takımından Karan'ın bir sorusu var. Tabii ki Karan, canım benim. Karan, mikrofonunu açabilirsin. Ben Karan, zaten beni tanıyorsun Umut abi. Seni tanımaz mıyım? Söyle Karan'cığım. Ben aynı soruyu soracağım ama bu Türk takımlarında, mesela Fenerbahçe takımında gidiyorsun, bakıyorsun. Türk takımı olmasına rağmen 10 tane yabancı var, 2 tane işte Türk var. Yani bu durum hakkında ne düşünüyorsun? İşte Karan'cığım, ben de tam sana az önce onu anlatmaya çalıştım. Artık dünya artık çok küçük oldu. Artık hepiniz buna bir o açıdan bakın. Artık sadece Türk takım diye düşünmeyin. Sadece size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi gelip Amerikalılar kıta değiştirip gelip basketbol oynuyorlar değil mi Türkiye'de? Veya atıyorum İtalyanı geliyor, İspanyalı geliyor. Peki niye bizim oyuncularımız gidip yurt dışında oynamıyorlar? Neden orada şanslarını denemiyorlar? Ben sana söyleyeyim. Çünkü bizim Türk oyuncular şeyi çok sever. İşte Türkiye'de oynayayım, iyi takımda oynayayım, popülaritem olsun, ilgi bende olsun. Ama bu yanlış bir mantalite. Hani özellikle artık basketbolda dediğim gibi Karan, iyi oyuncu var, kötü oyuncu var. Hani sen iyi oyuncu ol, git Barcelona'da oyna, Real Madrid'de oyna. Atıyorum o seviyede değilsen git daha düşük bir takımda oyna. Hani artık bu şeylere ben çok takılmayalım. Türk takımı, yok İspanyol takımı. Artık dediğim gibi global dünyada, global basketbolda iyi oyuncu, kötü oyuncu var. Eğer sen iyiysen her takımda oynarsın. Tamamdır. Şimdi 2009 takımından Selim'in bir sorusu var. Selim'cim, mikrofonunu açabilirsin. Şu an benim sesimi duyuyor musunuz? Duyuyor evet. Selim'cim. Merhaba, benim adım Selim, soyadım Durak. Bir basketbolcunun basketbol dışındaki hayatı nasıl olmalıdır? Vallahi işte çok güzel soru sordun. Bir kere bir basketbolcunun basketbol dışındaki hayatı yine basketbolda olmalı. Senin hayatında yaşadığın her an, yediğin yemek bile, uyuduğun uyku bile basketbolla ilgili olmalı. Hani eğer gerçekten senin basketbolcu olmak istiyorsan emek verip fedakar olacaksın. Atıyorum, tamamen örnek veriyorum. Bu örnekler de çok can sıkıcıdır. He. Bilirim bu arada. Hani atıyorum gece 1'e kadar yatakta telefonla oynamayacaksın mesela. Örnek veriyorum. Çünkü sen eğer böyle bir organizasyon içindeysen Selim ve hepiniz çocuklar, siz zaten özel çocuklarsınız. Hani zaten hepinizin demek ki bir özelliği, bir yeteneği var ki antrenörlerin sizinle beraber sizle vakit geçiriyor, size basketbol öğretmeye çalışıyor. Belki inşallah 4-5 sene sonra hepiniz bir takıma geleceksiniz. Belki çok büyük yerlere geleceksiniz. Ama hiçbir şey kolay olmuyor. Belki şu an yaşıtlarınız yazın. Ben de öyleydim. Yazın siz antrenman yapıyorsunuz değil mi Selim? Baktığın zaman. Gece, akşam, sabah. Evet, yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bazen içiniz gidiyordur. Haksız mıyım? Hani şey olarak ya bir arkadaşım şurada Çeşme'ye gitti, Bodrum'a gitti. Ben niye buradayım? Onları işte mental olarak da hep kendinize hazır tutacaksınız. Çünkü şunu unutmayın çocuklar, siz özel çocuklarsınız. Yani eğer spora karşı yeteneği olan insanlar özeldir. Çünkü bunu bir parayla, bir güçle kazanamazsın. Yeteneği olan Allah vergiden gelen bir yetenektir. O yüzden mutlaka yediğinize, içtiğinize, hatta kimle arkadaşlık yaptığınıza kadar çok dikkat edin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi 2009 takımından Emir Badem'in bir sorusu var. Emir'cim, mikrofonunu açabilirsin. Merhaba, ben Emir. Merhaba Emir. Sizce eski basketbolla, yani günümüzdeki basketbolla sizin zamanınızdaki basketbol arasındaki farklılıklar nelerdir, iyi kötü? Evet, bak bu da çok güzel soru Emir. Ya şöyle artık... Eskiden bizim basket, aslında benim de son zamanlarımda şimdiki gibiydi. Çünkü daha benim çok olmadı ama şimdiki basketbolda şöyle bir şey var. Çok hızlandı. Hani benim zamanımda oynadığım zaman pozisyonlar daha belliydi. Ama şimdi siz de izliyorsanız bir oyuncu iki değil üç pozisyon birini oynayabiliyor. Ve günümüzdeki basketbolda atletizm çok ön plana çıktı. Yani istediğiniz kadar yetenekli olun. Mutlaka çok çalışır. Atletik özelliklerinizi geliştirmeniz lazım. Oyun çok hızlandı. Hani şöyle örnek vereyim.
bunları tamamen atıyorum. Eskiden bir maçta iki takımın potaya attığı top sayısı diyelim 120 idi. Şimdi bu sayılar 200'ü geçti. Pozisyonlar arttı. Eskiden hani şöyle bir şey vardı. Fast break sonu şut atmayın denirdi. Artık fast break sonu şut atın denilmeye başlandı. Çünkü uzunlar çok hızlı koşuyor. Çok çabuk. Kısalar çok çabuk. Basketbol setten gidiyor. Pick and roll üzerine döndü tamamen. Şu an ana farklılık sürat. Ama bir şey de unutmayın. Basketbol ne kadar değişirse değişsin. Her zaman basketbol önce zekayla, sonra yürekle, bacakla ve ellerle oynanır. Bunu sakın unutmayın. Bu dört sıralamayı unutmayın. Bir zeka, yürek, bacak, en son basketbol elle oynanır. Bunu sakın unutmayın. Peki sizce hangi basketbol daha iyidir? Günümüzdeki basketbol mu daha iyidir? Ya şimdi şöyle, günümüzdeki, tabii ki ben az önce de hani söyledim. Size benim tavsiyem, eğer gerçekten Emir bu işi ya olmak istiyorsanız, size tavsiyem bol bol Euroleague maçları seyredin. Bol bol kendi pozisyonlarınızdaki oyuncuları seyredin. Mutlaka, çok tekrar. Bunları izleyin. Ben şimdiki basketbol açıkçası daha çok keyif alıyorum. Çünkü pozisyon, çünkü pozisyon sayısı çok arttı. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 2009 takımından Cem'in bir sorusu var. Cem, selamet, mikrofonunu açabilirsin. Cem Selamet. Cem açamadı mikrofonu. Tamam, bir sonraki soruya geçelim. Cem daha sonra sorusunu sorabilir. 2008 takımından Ege Horasan'ın bir sorusu var. Ege'cim mikrofonunu açabilirsin. Merhaba. Benim internetim çok yavaştı. Tamam Cem, bir sonraki hakkı sana veriyorum. Ege sen sor şimdi. Basketbol hangi mevkide başladınız, hangi mevkide bitirdiniz? Basketbolu hangi mevkide başladım, hangi mevkide bitirdim? Basketbolu aslında ben şöyle hep şunu söylüyorum. Hani ben 1979'u değil de şöyle bir 1999'u falan olsaymışım herhalde şu anda 2-3 milyon euro oynarmışım yani o kadar şey. Vallahi ben basketbola açıkçası 4 numara pozisyonda başladım, 5 numara pozisyonda bıraktım. 4.5 gibi hani biraz daha. Oynadığınız zamanlarda hiç 2 numara oynadınız mı? Sesin kesildi canım. Oynadığınız zamanlarda hiç 3 numara ya da 2 numara oynadınız mı? 2 numara yok, hiç oynamadım. 3? Yok, ben hep 4 ve 5 numara oynadım. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim çocuklar. Hepiniz 3 numara olun. Bence basketboldaki en böyle etliye sütliye karışmayan top numara 3 numaradır. Haberiniz olsun. Ne varsa 3 numaralarda vardır. Etliye sütliye karışmazlar. Vallahi 3 numara olun. Size tavsiye. Ben de altyapıda oynarken hep 4 numara oynuyordum ama hep en çok keyfi de 4 numara oynarken aldım aslında. Tabii 4 numaranın keyfi dışarıda, çok başlıyor ama. Dışarıda içeride oynayabilme şansı var 4 numaranın. Çok keyifli tabii. Geliyordu bana. Ya bir de 4 numara böyle tam potayı böyle karşıdan görür ya dışarıda oynadığı zaman. O da çok büyük bir avantajdır. Hani direkt potaya iki tarafa da hakim olursun. Yüzü dönük oynadığın zaman 4 numara. Ama çocuklar 3 numara keyiflidir ya. Yani tabii. Ben 3 numara olmak isterdim yani. Cem, şimdi sorabilirsin sen sorunu. Mikrofonunu açıp. İlk önce merhaba, ben Cem Selamet. Merhaba Cem. Ben basketbol oynamayı sadece spor yapmak amacıyla mı başladınız, yoksa sizi basketbola teşvik eden biri mi oldu? Yani dediğim gibi aslında ben basketbola böyle çok meraklı bir şekilde başlamadım. İlk başta spor amaçlı başladım gerçekten. Hani spor yapayım, zaman geçsin hani böyle mahallede vakit geçirmeyelim falan diye. Ama sonra benim uzun süre menajerliğimi yapan Ati Koç beni görünce işin rengi değişti ve ben 1995 senesinden sonra artık tamamen basketbol benim hani hayat rotam olacağı belli olmuştu. Ama o ilk bir sene, bir buçuk sene pek böyle ümitli değildim kendimden. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki de. Tabii.
Basketbol oynamaya kaç yaşında başladınız? Vallahi basketbol oynamaya ben kaç yaşında başladım? 14 yaşında evet 14 yaşında. 14 yaşında başladım. 14-13. Rica ederim. Son olarak da 2008 takımından Arda Hasoğlu'nun bir sorusu var. Arda'cığım mikrofonunu açabilirsin. Merhaba, ben Arda. Merhaba Arda. Bir tane sorum olacaktı. Kendi görüşlerinize ve düşüncelerinize göre pivot oyuncularınıza vereceğiniz tavsiyeler oyun içi ne olabilir? Sesin kesildi Arda'cığım. Kendi yorum. Görüntülerinize ve düşüncelerinize göre pivot oyunculara vereceğiniz tavsiyeleri soracaktım. Vallahi şimdi Arda'cığım şöyle artık pivot eski mesela ben hani eski usul mesela geçen hafta konuştuğumuz Tamer abimle de eski usul pivotlardık. Ama artık pivot dediğinizde hep şu, akla şöyle bir şey gelir ya iri, hantal, koşamayan ama artık öyle bir şey yok. Dikkat edin maç izliyorsanız çoğu pivot kısalardan daha hızlı koşuyor. Daha çabuk. Sen pivot mu oynuyorsun? Evet yani bu hem hızımdan dolayı hem de boyumdan dolayı. Çok yani. Güzel. O zaman kesinlikle Arda'cığım hızını kaybetmiyorsun. Hani eskiden mesela uzunlar şöyle değerlendirilirdi. Post up, sırtı dönük oyunla. Ama artık günümüz basketbolunda uzunlar pick and roll'den sonra ne kadar çabuk devriliyorlar. Devrildikleri zaman pozisyonları nasıl bitiriyorlar? Sana bir tavsiyem. Orta mesafe şutunu, bilmiyorum şut atıyor musun? Orta mesafe şutunu mutlaka geliştir. Çabukluğunu kaybetme. Çünkü artık az önce bir arkadaş sordu ya şimdiki basketbolla sizin zamanınızdaki. Şimdiki bütün sahadaki oyuncular dediğim gibi 3 pozisyon bile oynayan var. Mutlaka çabukluk, kuvvet bunlar yan yana olmak zorunda. Eğer sporcu olmak istiyorsanız. Hani bizim zamanımızda yetenekli oldun, o seni bir yere götürüyordu. Ama artık mutlaka kuvvet, çabukluk çok önemli. Eğer pivotta oynuyorsan mutlaka screenlerden sonra çabuk devrilmeyi öğreneceksin. Pozisyonları sağlam bitireceksin. Zaten dikkat et modern uzunlara şimdi. Hepsi öyle. Yani hani atıyorum Fenerbahçe izliyor musun? Mesela bir Veseli'ye bak nasıl screen koyup devriliyor içeri. Yani jet gibi 2-13 boyu. Örnek o. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umut abi çocuklarımızın soracağı sorular bu kadardı. Benim bir sadece sorum olacak. Kariyerim boyunca keşke dediğim bir an var mı? Hani keşke yapmasaydım ya da şöyle yapsaydım dediğim bir an. Vallahi var. Çok çok hatta ağır girdin şu anda. Benim kariyerimde yaptığım en büyük hata ne oldu biliyor musun? Ben bu ülkelerde sakatlandıktan sonra tabii o zaman çok teklifler var. O zaman daha 24-25 yaşındayız. Ben Karşıyaka ile anlaşmıştım. Benim için çok daha iyi olacaktı ama Murat Dilin var, tanırsınız. Murat abi aradı beni Beşiktaş için. Yani ağzımdan girdi, burnumdan çıktı. Ya yani benim yani 3 gün boyunca ya yani belki abartmıyorum 150 kere falan aradı. İkna etti beni. Sonra da oynatmadı. Öyle bir karakter kendisi. Bir sürü uzunları topladı. Benim hayatımdaki keşke dediğim ve tek pişmanlık duyduğum an o zamandır. Keşke Karşıyaka'ya gitseydim de işte o zaman biliyorsun 25 yaşındasın. İstanbul daha cazip geliyor. Kalmak istiyorsun. Beşiktaş diyorsun. Büyük takım diyorsun ama o yaptığım çok büyük stratejik hataydı benim kariyerimde. Vallahi teşekkür ederim abi. Bizim Karşıyaka'dayken yok. O Galatasaray'dı. Karşıyaka'da biz Levent Topsakal'la başladık. Okan Çevik'le bitirdik. Okan abiyle, evet. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Sait Hocam ben tekrar sözü sana bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Yani Umut abi de çok tutmayalım, çok yormayalım. Eğer yoksa sizin sorularınız daha önemli bizim için. Eğer yoksa Umut abi ben seni de çok fazla tutmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Elimizden için çok değerli. Çok çok teşekkür ederiz. Son söz sende. Ben teşekkür ederim. Elim söylemek istediğim bir şey varsa. Vallahi ben size çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet ettik. Bu arada böyle de
çok teknolojiden anlamam böyle. Çocukların böyle suratını kaydırıyorum telefonla da. Hepsi böyle çok efendi. Böyle hepsi pırıl pırıl maşallah. Vallahi çok tatlı çocuklar. Hani soru şekilleri, dinleme şekilleri falan. Ben çocuklara sadece işte en son şunu söyleyeyim. Sizin gibi böyle iletişimi kuvvetli, değerli antrenörlerle çalıştıkları için çok şanslılar. Özel hayatlarında yani basketbol, az önce bir kardeşim sordu ya, dikkat etsinler yediklerini, içtiklerini. Bu dönem zor bir dönem. Kilo almasınlar, mental konsantrasyonlarını kaybetmesinler. Bu çok önemli. Bazen mental konsantrasyon gidince bazı şeyleri geri getirmek zor oluyor. Onlara dikkat etsinler. Sizin sözlerinizden çıkmasınlar. İnşallah hepsi çok başarılı, güzel yerlere gelirler. Sizin kulübünüzün içinde elimden gelen ne varsa yaparım ben dışarıdan. Size başka basketbolcu arkadaşlarımı da yönlendiririm. Onlarla da sohbet edersiniz. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Tekrar çok teşekkür ederiz Umut abi. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Bizim için çok önemli. Yani çok önemli bir yardım olur. Çok teşekkür ederiz o konuda senin. Tabii tabii. Elinden gelen her şeyi yaparız sizin için. Arkadaşlar herkes mikrofonu açabilir. Bir Umut abi alkış yapalım. Çok teşekkürler. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir alkış Umut abiye. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandırdınız beni. Dikkat edin hepiniz kendinize. Başarılar. Hadi İzmir'e selamlar. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek evet. Üzere. Bay bay bay. Görüşürüz. Akşamlar. Evet.